Divan hoş geldiniz arkadaşlar. 9.15 yama notlarıyla birlikteyiz. Bu sefer LOL yama notlarını yapmayacağım. Sadece bu yama notları olacak. O yüzden kusuruma bakmayın. İki tane video çok uzun olacak ve bugün maalesef pek zamanım yok. Bir yarım saat sonra falan işe gideceğim. Hemen küçük bir duyuru. Kanalda hikaye videoları var. Şampiyonların kısa hikayeleri var. Birçok hikaye videosu var. Bunları da göz atmanızı öneririm. Ayrıca çekilişlere de katılmayı unutmayın sanıyorum. Bu akşam veya yarın akşam bu ayki çekiliş bitecek. Sonra yeni bir çekiliş başlatacağız. Hemen yama notlarına geçelim. Şimdi galibiyet mağlubiyet serilerinde 2-5-8'den 2-4-7'ye düşürülmüş 1-2-3 altına alma olayı bence biraz iyi olmuş. Çok fazla detaya gitmeyeceğim çünkü çok uzun bir yama notumuz var. O yüzden küçük küçük hemen anlatacağım. Silah şöyleri 6'dan 6'ya çıkarmışlar. Eskiden sadece kaç kaç oluyordu 2-4 oluyordu. Silah şöylerin fazladan 3 sağları gerçekleştirme ihtimali bulunuyormuş. Dövüşçüleri de 2 4ten 2 2-4-6'ya yapmışlar. Tüm dövüşçüler fazladan 1200 can kazanır. Bu gerçi yazmamışlar ama muhtemelen öyle olacaktır. Yani 2 4 6dır dek 3 6 da yapmış olabilirler. Emin değilim onu ıı, sonradan göreceğiz. Bunu gerçekten yazmamaları tuhaf olmuş. Şekil değiştirici de 6'ya çıkarmışlar. Şekil değiştiriciler dönüşünde %120 ilave can kazanır demişler. Kılıç ustası ise 9'a çıkmış. Şu anda bunu yapmak mümkün demişler ama bunu normal şartlarda yapmak gün olmasa gerek bilmiyorum. Yaman notların ileri kısımlarını göreceğiz. Ben de daha bilmiyorum. Belki sadece bu spatula ile falan yapılıyordur. Oyuncu hasarı örümcek yavrularından ve elementalistlerden gelen hasar, golemden gelen hasar 1'e düşürülmüş. 1 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız aşamalardan gelen hasarlarda yine aynı şekilde düşürülmüş. Bu sanıyorum late game'e daha fazla insan gitsin. Daha fazla insan istediği kompozisyonlara ulaşabilsin. O kompozisyonlara ulaşamadan ölmesin diye yaptıkları bir seçim sanıyorum. Ama bu tabii ne kadar olayı değiştirir? Oyun zaten yeter, yeterince uzundu. Birinci, ikinci olduğunuz durumda en az 30 dakika oynuyordunuz. Bu da şimdi oyun süresini belki 3-5 dakika daha arttırabilir. Bir bakmak lazım. Paylaşımı seçim aşaması 10 kişiden 9 kişiye düşürülmüş. Bu yuvarlaktan bahsediyor sanıyorum. Eskiden 10 kişi vardı orada. 8 kişi 10 tane şampiyondan seçim yapmaya çalışıyordu. Şimdi 9'a düşürülmüş. Suikastçileri hemen burayı atlıyoruz. Suikastçılerin genel olarak diğer kompozisyonlarda da işe yaramasını istemişler. Sadece 6 suikastçı gitmeyin. Diğer şekillerde de gidebilirsiniz falan demişler. Mesela burada Rengar örneği vermişler. Suikastçiler daha erken sıçrıyor ve sıçrayışları daha az demişler. Ayrıca şurada bir de şey var. Suikastçıların çatışmada nasıl hareket ettiği ve hedeflerini nasıl bel belirlediği ile ilgili bazı sistemsel değişikliklere gittik demişler. Bunu biraz umuyorum mantıklı yapmışlar Çünkü normalde arkaya atlayan suikastçi ben bazen şeyini meyini işte Brahma arka tarafa falan koymaya çalışıyorum arkaya atlayacak diye. Patırt diye adam öne de atlıyor falan. Tabi çok fazla suikastçi olunca herkes ayarlayamıyorlar ama bunu biraz daha tutarlı hale getirmek istemişler. Karşı oyun yapabilmemiz açısından. Evelin saldırı gücü 60'tan 70'e çıkarılmış. Yetenek hasarı 200-250 350 aralığından 200-300 400 yapılmış. Katarina'nın yeteneğinin hedef aldığı rakip sayısı 3 5 7'den 4 6 8'e çıkartılmış. Bence çok da süper olmamış. Bu Katarina zaten item'larla beraber inanılmaz fazla hasar veren bir şampiyon. At item vermeseniz bile çok fazla hasar verebiliyordu. Yani ne kadar güzel oldu. Bence o kadar güzel olmamış. Rengar'ın saldırı gücü 65'ten 70'e çıkartılmış, saldırı hızı 0.55'ten 0.60'a e çıkartılmış. Yeteneğinin saldırı hızı güçlendirmesi ise 0.357'den 0471'e bire bayağı büyük bir nerf almış bu yamada Rengar. Hmm, vahşi kombolarında Rengar'ı bazen görmediğimiz oluyordu. Erkenden Warwick güçlendirdiyseniz, işte Ahri güçlendirdiyseniz, Nidalee güçlendirdiyseniz, Nar kesin olarak aldığınız için Rengar'ı tercih etmeyenler oluyordu. 5 tane vahşiye gerek olmadığı için Burada Rengar artık vahşi kompozisyonların vazgeçilmesi olacaktır. Aynı nar gibi. İblis son yamada özellikle 9.14B'den beri sanıyorum çok büyük sıkıntı yaratıyordu. Mana yakma düşürmüşler. İlk seviyede çok fazla büyük bir değişiklik yok. O yüzden hala iki tane iblis alabiliriz ama full iblis kompozisyonu Gitme e, durumu artık eskisi kadar mükafatlandırmayacak. %25, 50, 85 aralığından 20, 35, 60'a düşürmüş. Varus'un yetenek hasarı 400, 600, 800'den 300, 550, 800 ilk seviyelerde düşmüş. Aatrox'un yetenek hasarı 400, 700, 1000'den 250, 600, 950. Son seviyede ufak değişiklik varken ilk seviyede çok fazla var. İkinci seviyede de orta düzey bir değişiklik var. Aatrox hala gülme, e, gülmeye değil güçlenmeye, güçlü olmaya devam edecektir ama Aa, genel olarak birazcık düşürülmüş en azından. Canı da 750'den 700'e güzel en azından dengelenmesi gereken bir şampiyondu. Millet o yuvarlaktan sürekli Aatrox kovalıyordu. Adam spatula mı patula şudur budur. Full item aramayan adam gördüm ben Aatrox'a koşmak için ya da belki dikkatinden kaçmıştır ama Aatrox varsa başka bir şey bakmıyorlardı yani insanlar. Morgana'nın yetenek hasarı 300-375-450 aralığından 200-325-450 aralığına çekilmiş ejderhaların yeteneklere karşı %100 bağışıklık kazanması olayını değiştirmişler. %83'ü düşürmüşler. Mantıklı %100 hasar yememe olayı biraz saçmalıktı. Yani direkt kimse ejderha bonusuna ben gideceğim diye oyuna başlamıyordu ama sonuçta Shivana gibi güçlü bir şampiyon varken, Aurelion gibi güçlü şampiyonlar varken ve bunlar itemlarla inanılmaz güçlü varlıklara dönüşürken bu güçsüzleştirme, bu nerf biraz güzel olmuş, yerinde olmuş. Hala güçlü sonuçta. Shivana'nın zırhını 20'den 30'a çıkarmışlar. Aurelion Sol'un canını 600'den 650'ye çıkarmışlar. Yetenek hasarını 250-450-650 alınan ikinci ve 3. seviyede 50 ve 100 artırarak son seviyelerde daha güçlü Aurelion Sol'a sahip olma olasılığımız artmış. Elementalistlere bakıyoruz. Elementalistleri tek başına elementalist gidenlere yardımcı olmak istemişler. Lissandra'nın hasarını 150-200-250 aralığından 150, 150 275 400e çıkarmışlar. Son seviyede özellikle çok güçlü. Brand'in yetenek hasarını 175 175, 325, 475, 200, 375, 550 aralığına çekmişler. İblis'in güçlendir güçsüzleştirilmesiyle Brand biraz da düşebilirdi. Ama buradan en azından bir fayda almış, bir yardım almış. Fakat elementalistleri güçlendirdik diyor. Fakat birazdan ninja bonuslarını da göreceğiz. Kenan'a bayağı büyük bir nerf var. Muhafızlara geldik. Muhafızlar sanıyorum bu yamanın en büyük değişikliklerinden bir tanesi direkt en büyüğü değil ama onlardan bir tanesi. Tek başlarına zırhlar zaten bu yama bayağı bir zırh güçlendirme yaması gibi olmuş. Brahm'ın zırhını 25'ten 75'e 3 kat güçlendirmişler. Leon'un ikinde neredeyse 2 kat güçlendirmişler. Oyunda en fazla zırh olan zaten Leon'aydı. 55'te 100'e çıkarmışlar. Mantığına da şu demişler, tek başına olduğunda en azından bu adamlar güçlü olsun ama siz bu ikisini birleştirdiğinizde bu ikisi artık zırh almıyor, sadece yanındakilere 40 yerine 50 veriyor. Yani tek başınayken güçlü ama Braum şu anda benim için çok 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 alınası bir şampiyon oldu. Zaten ultisini açtığında sadece ilk seviyede bile %70 hasar engelliyordu. Bu büyü hasarını da sayıyor mu bilmiyorum ama %70 direkt yani hasar engelliyordu ve şu anda buzullarla beraber bence buzun en önemli şampiyonlarından bir tanesi oldu diyebilirim. Ee, şövalye. Şövalyeler. Daha dün ben arkadaşla konuşuyordum bunu. Diyordum şöyle bir güçlendirme olsa şövalyeler çok güçsüz. Altı şövalye kasmanın anlamı yok falan diye. Bu birazcık güzel güzel bir güçlendirme olmuş. Şöyle yapmışlar hasar gelen hasar 20-40-80 engellenirken artık sadece şövalyeler değil bütün takım hasar engelliyor ama 15-30-55 engelliyor. Bu bence daha güzel bir güçlendirme olmuş çünkü baştan oyunun başında iki tane şövalye alıyordunuz işte atıyorum Morde Garen alıyordunuz veya Darius Garen alıyordunuz. Dördüncüyü aramaya çalışıyorsunuz falan işte Sejuani miydi sanıyorum Sejuani olması lazım dördüncü şövalye. Ama ondan sonra bulamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Şu oluyor, bu oluyor. Beşinci, altıncı gelmiyor. Zaten kayla ulaşmak çok zor. Ondan sonra takımdan dönmek zorundasınız. Ya buzula dönüyorsunuz, ya oradan işte soyluya gidiyorsunuz. Başka bir şey yapıyorsunuz artık ne yapıyorsanız. Şövalyeden oyunun başında vazgeçiyordunuz. Oyunun ortasında vazgeçiyordunuz. Şimdi Darius'un zırhını 25'ten 40'a, Garen'in zırhını 35'ten 40'a, Morden'in zırhını 35'ten 40'a, Sejuani'ninkini 35'ten 40'a çıkarmışlar. Sejuani'nin bir de sersemletmesini 2 35 5'ten 2 4 6'ya almışlar. 6 saniye devasa bir kitle kontrolü resmen Sejuani orta ultayı güzel atarsa takımı takım savaşını kazandıracak bir durumu var şu anda. Buzullar zaten iyi durumdaydı. Daha da iyi durumda oldu. Sejuani ve Bram baflarıyla uh, bufflarıyla birlikte. Kylan canını 800'den 750'ye düşürmüşler. Kylan zırhını 35'ten 40'a almışlar. Ninja'larda uh, bir değişiklik var. Hemen burayı okumayacağım ben. Uh, ninja özellik ilavesi bir, bir kişiye %40 saldırı gücü verirken 4 kişiye %80 veriyordu. Şimdi artı 40 veriyor. Yüzdeli değil artılı veriyor ama yetenek gücü de veriyor artık. 4 kişide ise 60 veriyor. Uh, bu bence biraz nerf olmuş. Tabii ki eskiden çok güçlüydü. Bu nerf olmalıydı ama bu fazla bir nerf mi bilemiyorum. Yetenek gücünden gelecek hasar ne kadar oyun değiştirir? Özellikle düşünüyorum şu anda Kennen var. Orada Shen'den bir durum yok ama Zed o kadar fazla etkili değildi. Özellikle Akali ve Kennen'dan çok fazla yetenek gücü hasarı çıkabilir bu durumda. Onu bir incelemek, görmek gözlemlemek lazım. Shen'in saldırı hızını 0.6'dan 0.70'e çıkarmışlar. Zed'in saldırı hızını 0.6'dan 0.65'e saldırı gücünü ise 60'dan 65'e çıkarmışlar. Kenan'ın yetenek hasarı elementalistleri biraz önce dedim orada elementalistleri tek başına oynamanızı istiyoruz arkadaşlar demişler. Yükseltmişler. Burada Kenan'a vurmuşlar resmen. 400, 650, 900'den 225, 450, 675 her seviyede çok büyük güçsüzleştirme var. Kenan'ın yetenek, Kenan'ın tek başına güçlü müydü derseniz Güçlüydü ama ben Kenan'a böyle çok fazla yetenek gücü falan kasan adam, adam görmemiştim. Daha sık ulti atsın falanın hani o tarz şeyler kasılıyordu ama hani e, bu kadar hasar veriyordu tabii. Yani ben bunu Kenan'ın güç, gereksiz güçlü, güçsüzleştirmişler diyemem. Sadece çok büyük güçsüzleştirme olmuş. Bu Kenan'ı nasıl yapar bilemiyorum. Hmm. Bir göreceğiz, bir göreceğiz. En azından tek başına Kenan geldiğinde herhalde o kadar hasar vermesini istememişler. Zaten bu artı 40 yetenek gücü sayesinde muhtemelen bu hasarı birazcık karşılayacaktır. Akali'nin yetenek hasarı ise 200-375-550 aralığından 150-275-400 -200 aralığına. Akali üzerine konuşulacak çok şey var ama bence çok çok yerinde. Hatta daha da bile az güç daha da nerfleseler yeridir. Belki Akali'nin yetenek hasarını 25 yerine böyle 30-40'a falan çekseler daha iyi olurdu. Çünkü adam çatır çatır ulti atıyor. Özellikle item'ı varsa. Soylulara geldik arkadaşlar. Soylu güçlendirmesinin gerçekten güçlü olması gerekli falan diye başlamışlar. Şöyle bir değişiklik var. Eskiden 100 zırh, 6 kişiden bahsediyoruz. 100 zırh ve isabet halinde 35 can verirken şimdi 60 zırh ve 60 büyü direnci veriyor. Büyü direncinden biraz daha fazla yararlansınlar. Sadece düz ataktan korunmasınlar demişler. Vayne'in saldırı gücünü 45'ten 40'a düşürmüşler ama saldırı hızını 65'ten 75'e. Demek ki bence biraz mantıklı olmuş. Vayne zaten hafiften OP bir şampiyondu gerekli itemlarla ama o kadar o kadar çok fazla oynanmıyordu. Ben şu anda bir solu saldırı hızı item'lı bir Vayne inanılmaz fazla hasar verebilir. Hatta bunu aynı şekilde şeye de döndürebilirsiniz. Nedir bu? İşte yıldız düşürme olayı, şunlar bunlar falan çok mantıklı olmuyor soylu olma, a silahşör olmazsa ama Vayne'in bu hızla beraber ve kolcu bonusunu da sayarsak inanılmaz fazla hasar verebileceğini düşünüyorum. Şu anda çok OP olmuş olabilir. Garen'in saldırı gücü ise 55'ten 50'ye düşmüş, saldırı hızı 0.55'ten 0.6'ya yükseltilmiş. Yetenek hasarı olması gerektiği gibi ilk seviyede düşmüş 450'den 360'a, orta seviye aynı, son seviyede ise yükseltilmiş 720'den 810'a çıkartılmış. Dönerken hareketsiz kalmasına sebep olan bir hata giderildi demişler. Beyblade'imiz geri döndü. Bu benim başıma birçok bir kez geldi. Karen adamı kesiyor, duruyor orada, dönmeye devam ediyor falan. Yeni hedefe gitmiyor. Mesela bu Ken'in de olmalı. adamı kesimde hedefe doğru gidiyor ve patlamalar devam ediyor ama Garen'de ben bu birçok kez başıma geldi. Bu korsan değişimini sanıyorum bir süre önce ayarlamışlar yapmışlar. Çünkü yeni daha 3-4 günlük bir combo var. Dün de ben onun videosunu yayınladım. Sanıyorum bu durumdan dediğim gibi haberleri yok. Olsa gerek çünkü korsanları bufflamışlar. Direkt bu korsan kombosuyla direkt ilk 2-3'ü 4'ü garanti ediyorsunuz neredeyse. Korsanların sandık başına ortalama altında 1.6'dan 1.75'e çık e çıkmış. Balık kılçığı ve çizme çıkma ihtimalini daha azaltmışlar. Daha fazla artık para alabileceksiniz. Daha fazla refresh yapabileceğiz demek ki. Graves'in saldırısı 05'ten 055'e yükseltilmiş. Twisted Fate'in yetenek kullanım hızı iyileştirilmiş. Hasar ise 100 150 200'den 150 250 350'ye yükseltilmiş. Twisted Fate zaten e kim salmadı? Korsan kastanız da almıyordunuz. Büyücü kastanız da genelde almıyordunuz. İlk çıktığında herkes bir aldı. O çok güçlüymüş falan dedi ama bir iki gün sonra herkes bıraktı peşini. Hiçlik yaratığında değişiklikler var. Hemen bakıyoruz daha yama notlarının yarısındayız ve çoktan uzadı bile. Hiçlikte çok fazla değişiklik var. Hemen bakalım. Tüm birimlerin rakibin zırhının %50'sini yok sayması yerine artık tamamen gerçek hasar veriyorlarmış. Yani çok güçlü değillerdi zaten. Öyle yan olarak kombo falan yapabiliyordunuz ama hani çok fazla ben hiçlik gideceğim falan diyen olmuyordu. Hala da olmayacaktır muhtemelen ama bakalım. Kasadin'in saldırı gücü 45'ten 55'e çıkartılmış. Saldırı hızı 0.65'ten 0.6'ya düşürmüş. Kazix'in yalnız olmayan birimlere verdiği yetenek hasarı 150-250-300'den 150-300-450. Kazix zaten yeterince güçlüydü. Bu buff hiçlik yaratı kompozisyonu, kompozisyonu ve suikastçılarda çok çok etkili olacaktır. Özellikle 3 suikastçı erken seviyede çok çok sıkıntı olacaktır diye tahmin ediyorum. Kazix'in saldırı gücü 50'den 55'e çıkmış. Rek'Sai'nin saldırıcı 40'tan 50'ye çıkmış. Rek'Sai'nin yetenek hasarı 150 250 300'den 200 350 500'e çıkmış. Rek'Sai'nin yetenek yeteneğinin sağladığı iyileştirme ise birazcık düşürülmüş. Özellikle ilk seviyede bayağı düşmüş. 300 400 500'den 150 300 450'ye düşmüş. Cho'Gath'ın saldırı 0 55'ten 0,6'ya çıkarken Cho'Gath'ın yetenek hasarı 200 400 600'den 250 500 750'ye çıkartmış. Bu lazım mıydı gerçekten yani? tam Çok çok fazla kasan yoktu. Bireysel olarak kasıyorlardı çok fazla uh, stanlısın diye ama bu adamı stan için alıyorlardı. Hasar için almıyorlardı. Yani şu an asıl olması gereken özelliğini yani kimse bunu bu yüzden oynamıyordu. Şimdi birazdan bu yüzden oynayabilirler ama bilemiyorum. Ben daha çok herkesi yetenek uh, savus, havaya savurma hasarı uh, kitle kontrol için aldığını düşünüyorum. Neyse uzatmayalım. 200-400-600'den 250 500 750'ye artırılmış. Havaya savurma süresi ise 1.5-2.5'dan 1.5-1.75 ve 2 saniye düşürülmüş. Sonuncu da Yordle'a geleceğiz şimdi. Yordle'lar şu anda epey iyi bir noktada ama sakınma kabiliyetinin engellemesi gereken bazı şeyleri engellememesi can sıkıyor. Ufak bir ayarlamaya gidiyor ve gidiyor ve Yordle'ları diğer takım kompozisyonlarında da kullanabilmeniz için 3 birimin sağladığı avantajı, avantajı iyileştiriyoruz demişler. Yordle 3 kişide 25, 6 kişide 60 verirken şimdi 3 kişide 30, 6 kişi de 55 veriyorlarmış. İsabet etkilerinden de sakınıyormuş. Güzel. Bence yerinde olmuş. Ama son seviyeyi düşürmeseler de olurdu bence. Tabii ki yordular çok iyiydi. %60 falan çok fazlaydı ama hani şöyle düşünüyorum ben. Eskiden hiçlikten bahsedelim mesela. 25 35 85 miydi? 25 50 85 miydi? Hani böyle 6 kişiyi bulduğunuzda karşılığı çok fazla oluyordu. Şimdi 3 kişi çok daha mantıklı. %30 alıyorsun zaten hani. 3 kişi daha bulmaya çabalayıp %55'e çıkmak tabii ki güzel ama hani 3 kişi de %30 yani 6 kişi de %55 Bilemiyorum. 3 Yordle sanki daha mantıklı ama yani yine de tabii ki güçlü Yordle'lar. Bir şey diyemeyiz. Yordle'ların şampiyonları da güçlü zaten. Lulu'nun zırhını düşürmüşler 25'ten 20'ye ve güzel yapmışlar. Çünkü Lulu'yu öldürene kadar Lulu 3 kere ulti atıyordu. En azından küçük de olsa bir nerf gelmiş. Veigar'ın canını 450'den 500'e çıkarmışlar. Nar'ın saldırı gücünü gereksizdi bence. Gereksiz yani. 45'ten 50'ye çıkarmışlar. Nar zaten tank olan bir şampiyon. Yani bir de birazcık vuracak şimdi. Diğer şampiyonlara ufak ufak değişiklikler var. Özellikleri dışında ayarlamalar getirdiğimiz birkaç şampiyon daha var. Blitzcrank'in yeteneğini ikinci kez kullanmasını daha olası hale getiriyoruz. İyi yapmışlar çünkü adam bir kere ulti atıyor, eğer savaş 10 saniye içinde bitmiyorsa bir daha atamıyor. Kartus'u biraz daha korkutucu olacak şekilde değiştiriyoruz. Yasuo 5 altınlık bir şampiyon olmasına rağmen rakipleri havalı bir şekilde tek başına katledemiyor. Bu yüzden onu biraz güçlendiriyoruz. Son olarak Ashe ve Kindred'ın yeterince etkili olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu şampiyonların hasarını artırıyoruz demişler. Blitz'in manasını 150'den 125'e düşürmüşler. Eş'in saldırı gücü 60'dan 65'e çıkmış. Eş eş inanılmaz sinir bozucu ya. Ben 1 ve 2 yaptığını biliyorum bu adamın kaç kez kaç kez böyle bir kere iki kere şanstan değil. Adam birine vuruyor stanlıyor 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 ultisi doluyor patlıyor. öbürüne ulti atıyor. İki kişiyi stanlıya stanlıya böyle takım savaşı kazanıyor falan. Kindred olayında katılıyorum. Kindred'in olayı Kindred aldım kasacağım yapacağım falan değil. Ya iki hayalet yapıyorsunuz. Onun için ya da 4 soyluya 4 4 kolcuya gittiğinizde kindred alıyorsunuz ve item bile verildiğini ben çok hatırlamıyorum. Ultisini hızlı atsın diye sadece e, veriliyor veya sık atsın diye. O yüzden ADC özelliği kindred'ın pek yoktu. Morgana 035 saniye yetenek kullanım süresi diğer şampiyonlarla uyumlu olması için 05 saniye yetenek kullanım süresine değiştirilmiş. Yasuo'nun saldırı gücü 65'ten 75'e çıkmış. Bence Yasuo o kadar güçsüz değildi. Ama tabii bazılarıyla karşılaştırınca yani yine de tek başına bilmiyorum. Bakalım. Yasuo bence o kadar güçsüz değildi ama güçlendirmişler. Kartus'un yetenek hasarı 350 850'den 400 700 1000'e yükseltilmiş. Dün bir tane Kartus gördüm ben 2 item'lı, 2 seviye adam patır patır 2 saniyede bir ulti atıyordu. Ulti atıyordu, duruyordu. Hu diye bir daha başlıyordu ulti atmaya. Yani bayağı şeydi. Kartus'un yeteneğin hedef aldığı rakip sayısı 4 7 10'dan 5 9 13'e çıkartılmış. Muhtemelen zaten genelde bir seviye oluyor. 4 iken 5 kişi atacak. 7 kişiden 9 kişiye atacak. Demek ki 2 seviye yaparsanız herkese atacağınız. 3, 3 yaparsanız zaten zaten oyun oyun sizindir yani muhtemelen. Eşyalara geldik arkadaşlar. Eşyalarda çok az değişiklik var. Demir Söyleri'nin broşu yeniden tasarlanmış. Çatışmanın başına değerli kalkanlar vermeye devam ediyor ama bunlar artık kalıcı değiller. Demir Söyleri'nin broşu kalıcı 200 kalkan verirken 4 saniyeliğine 250 kalkan veriyormuş. Ben artık kasmam bunu. 4 saniye iyice düşürdüler bunu falan. Tamam 200 kalkan güzeldi ama yani 4 saniyelini bizim adamlar yürüdü gidene kadar falan filan derken dayağı yedik yani. İyon kıvılcım hasarı 200'den 250'ye düşürülmüş. Bu da zaman zaman custom item'lardandı. biraz bunu da nerflemişler. Sustur etkisinin süresi 5 saniyeden 3 saniyeye düşürülmüş. Bu biraz silahşör kombolarını biraz tutacak. Statik hançer hasarında %100'den 90'a hiçbir hiçbir item'a buff gelmemiş demek ki. Burayı da böyle bitirdik. Alt tarafı okamayacağım ama şu taraftan ben Yeni şampiyon gelmedi. 6 tane shape shifter, 6 tane şekil değiştirici olayına falan nasıl gidecek açıkçası? Nasıl gidilecek? Onu bilmiyorum. Dövüşçü silahları falan vardı. Yeni yamada mı gelir? 9 15 B'de mi gelir? Bilemiyorum. Bu yamalık bu kadardı arkadaşlar. Uzun bir yamaydı. Bakalım bugün içerisinde bunu ben bir editleyip yayınlamaya çalışacağım. Siz zaten bunu görmüşsünüz. Editlemişimdir. Hikaye videolarından haberdar olmak için beğenmeyi, çana tıklamayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Now I know my.